olarak sütlerimizi şu an içmiyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz. Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Gümüşey Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz, Seçim Ekipler programımız birazdan başlayacak. Gülen yüzlü, aydınlık yüzlü çocukları, dünya rekoru kırmaya hazır mısınız? Evet, programımıza başlıyoruz. Programımıza başlıyoruz. Mutlu İnsanlar Şehri Balıkesir'imizin sizler için çalışan, sizlere dair gelecek için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafoğlu aramızda. Sayın Valimiz, her kitap ayrı bir dünyadır diyerekten kitabı çok seven ve siz sevgili çocukların da her zaman kitap okumasını isteyen Sayın Valimiz Ersin Yazıcı Beyefendi aramızda. Balıkesir'e böyle bir etkinlik yakışır diye düşündük ve bu etkinliği düzenledik. Tabii ki biz öncelikle bunu salon toplantısı olarak düşünüyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafoğlu'na, başkanım, biz bir etkinlik yapacağız. Büyükşehir olarak sizleri de bu etkinlikte görmek istiyoruz dediğimizde, tabii ki bunu büyük düşünün, büyük yapın diyerek bizlere cesaret verdi, güç verdi ve bu organizasyona destek verdi. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde sevgili çocuklar, 20 milyon ton süt üretilmektedir. Çiftçimiz bu sütü üretiyor. Süt üretim rakamlarımızda ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak gazlı içecek sektöründe, süt sektörünü mukayese ettiğimizde gazlı içecek sektöründe daha çok bir tüketim alışkanlığı olduğunu görüyoruz. Bizim isteğimiz, bir çiftçi kuruluşu olarak bizim isteğimiz, süt alışkanlığının daha da artması, süt tüketiminin toplumda daha da artmasıdır. Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, İl Müdürlerimiz, ilçe Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Kooperatifler ve Birliklerin Değerli Başkanları, Sevgili Öğrenciler, Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Balıkesir, Kuvayi Milliye şehri olmanın yanında Türkiye'yi doyuran bir il. Tarım ve hayvancılıkta her zaman ilk üç ilin arasına girmiş, sağlıklı gıdanın, sağlıklı yaşamın bulunduğu mutlu ve huzurlu bir şehir. Tabii bu konuda yeterince kendimizi ifade edememenin, tanıtamamanın eksikliğini yaşıyoruz. İşte Türkiye'de en çok süt üreten illerin arasında olmamıza rağmen maalesef tam ismimizi hak ettiğimiz şekilde duyuramadığımız kanaatindeyim. İşte bu tür etkinliklerle artık Balıkesir'in adı, ürettiği ürünlerle, yetiştirdiği değerlerle değil Türkiye'ye, onu dünyaya tanıtmamız lazım. İşte Haykop'la birlikte organize ettiğimiz bu organizasyon, şimdi Balıkesir sadece süt üretilen bir şehir değil, aynı anda en çok insanın süt içtiği bir şehir olarak dünya rekorlar kitabına inşallah girecek. Bunların sayılarını çoğaltmamız lazım. Her yıl yapacağımız etkinliklerle bunun seviyesini daha da yukarılara çıkarmamız lazım. Bu potansiyel Balıkesir'imizde var. Balıkesir artık mutlu ve huzurlu şehir. Bütün dinamiklerin bir araya geldiği, bütün kamu kurum ve kuruluşların
sivil toplum örgütlerinin artık yüreklerinin toplu vurduğu bir il. Öznesi Balıkesir olduğu zaman bütün güçlerimizi birleştirebiliyoruz. Gerçekten bunu da çok önemsiyorum. Tabii sizler gençler bizim geleceğimizsiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti size emanet etmiş, gençlere emanet etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gençlere güveniyoruz diyerek seçilme yaşını da 18'e indirdi. Şimdi önümüzde seçimlerde artık milletvekili listelerinde 18 yaşında gençlerimizi de göreceğiz. O gençliğin enerjisinden, sinerjisinden ve dinamizminden inşallah ülke yönetimimiz de istifade edecek. Sizler ne istiyorsanız vermeye hazırız. Gençler, evet, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizden ne istiyorsanız size vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine sizler vasıtasıyla çıkacak. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bu programı organize eden, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşları kutluyorum. Sağlıklı kalmak için ne yapıyoruz? Evet, sağlıklı kalmak için. Sağlıklı kalmak için. Sağlıklı kalmak için. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli gençlerimiz, çocuklarımız, ben de hepinizin içten duygularımla selamlıyorum. Gerçekten bugün Kocaeli'nin memleketi Balıkesir'de çok önemli bir organizasyonda bir aradayız. Tabii Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşmasını yaparken şöyle bir tarihi hatırladım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye ruhuyla bu vatanı, bu toprakları bize vatan ettiler, bize emanet ettiler. Kimlerle beraber? Kocaeli'lilerle beraber. Ki o Kocaeli Çanakkale cephesinde 215 kiloluk mermiyi topun ağzına tek başına sürmüştü. Tabii bu işin sırrı neydi? Bu işin sırrı inançtı, imandı. İşte Balıkesir'de bu kadar çocuğumuzu bir arada görmek, hele hele böyle bir organizasyonda bir arada görmek gerçekten çok önemli. Ama ben şimdi diyorum ki geleceğin Kocaeli'lilerini yetiştirebilmemiz için tabii ki onlara çok iyi bir eğitim vermemiz lazım. Ama bir o kadar da iyi beslenebilmemiz lazım. İşte insanlık var olduğundan beri en önemli besin kaynağı sütle ilgili bir organizasyonu, yine sütün ülkemizde en kaliteli üretildiği ve her ne olursa olsun en çok süt üreten illerimizden ilk üçünden birinde olan Balıkesir'de böyle bir organizasyonun yapılmasının çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün burada yapılacak rekor denemesi aslında Balıkesir'in üreticisiyle, tarıma gönül vermiş insanlarıyla, hayvancılığa gönül vermiş insanlarıyla fazlasıyla hak edilmiş bir deneme, hak edilmiş bir rekor olduğunu düşünüyorum. Ben Sayın Valimizin Balıkesir'de hem gençlerimize vermiş olduğu önemden dolayı hem de üreticilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız yapmış olduğu heyecanlı konuşmasında ifade etti. Geleceğimiz gençlerimize, çocuklarımıza dedi ki ne istiyorsanız biz size bütün imkanları sunmaya hazırız. O zaman çocuklar, size ne düşüyor? Size süt içmek düşüyor. Sağlıklı nesiller için süt içmeye devam edeceğiz. Ben öyle inanıyorum. Sizin gözlerinizden de bunu okuyorum. Ben tekrar bu organizasyonda emeği geçen üreticilerimiz adına Haykop'a, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm bu etkinlikleri himaye eden Sayın Valimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah
her yıl artan oranda süt tüketimiyle tekrar Balıkesir'de buluşmak ümidiyle diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değer Bakan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol, sevgili çocuklar, sıkıldınız biliyorum ama gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Öncelikle bunu temin eden, bunu düşünen, bunu sağlayan Haykop Başkanımız Faruk Bey'i, ekibini huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'yi doyuran şehir olan Balıkesir'e yakışan, Balıkesir'in bu manada reklamının yapılması Haykop Başkanı'nın bu düşüncesiyle bu organizasyonun hayat bulması ilimiz açısından anlamlı. Başkan bana geldiğinde bu konuda yardımcı olmamızı izin istediğinde kendileri de ifade etti. Benim bir tane şartım var. Her türlü desteği veririz dedim. Buraya gelen bütün çocuklara birer tane kitap hediye edeceksiniz Haykop olarak. Onu sağladıkları için de teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, sıkıldınız. Önemli olan yarışma, önemli olan Guinness Rekorlar kitabına girebilmek. Balıkesir'inde Türkiye'nin en kaliteli sütünü üreten bu şehrin bu manada o kitapta yer alması lazım. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Sizlerle sağlayacağız. Türkiye'nin en fazla süt üreten illerinden birisi olan ama en kalitelisini üreten Balıkesir'imize Guinness Rekorlar kitabında yer almak yakışır. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Katılımınızdan dolayı öncelikle çocuklarıma, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Haykop başta olmak üzere Büyükşehir Belediye'mize, diğer belediyelerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, burada emeği olan herkese teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. 2-3 başa ve Balıkesir'in çocukları, 3410 Balıkesirli çocuk, Türkiye'nin süt merkezi, Türkiye'nin süt kaynağı Balıkesir'de aynı anda süt içiyor ve 3410 çocukla çocuklar kategorisinde dünya rekoru kırıyor. Resmi imzaları alıyor protokoldeki Sayın Büyükşehir Belediye